Merhaba Web Teknoplus takipçileri. Bu videomuzda sizlere 500 TL'ye kadar olan en iyi kablosuz kulaklıkların listesini hazırladık ve karşınızdayız. Sevgili arkadaşlar, listede gerçekten çok iyi modeller var. Fiyatların da böyle mümkün olduğunca yine de 500 liraya kadar olsa da en alınabilir seviyede tutmaya çalıştık. Listenin ilk sırasında baktığımızda Xiaomi'nin Mi True Wireless 2 Basic modeli bulunuyor sevgili dostlar. Ve bu kulaklığın fiyatı şu sıralarda 200 TL bandında geziniyor. Ama bu kulaklık için bazı notlarım var tabii ki sizlere aktarmak istediğim. Bu kulaklıkta, bahsettiğimiz kulaklıkta ses kalitesi orta düzeyin bir miktar üstünde olsa da mikrofon kalitesiyle sizleri üzebilecek bir model olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Tasarım anlamında AirPods'a oldukça benzer olan bu kulaklık tabii ki bir tık daha AirPods'a göre büyük ve ergonomik anlamda da bu büyüklük yüzünden kulağınızda uzun süreli kullanımlarda bir ağrıya yol açabilir. Bunu da sizlere hatırlatmış olalım ve listemizdeki ikinci kulaklıkla devam edelim. Ben bu kulaklığı çok çok kısa bir süre test edebildim sevgili dostlar, ancak ofiste şu anda bu kulaklığı kullanan arkadaşlarım var. Onlarla konuştuğumda arada bir böyle kopmalar yaşandığını, yani bir kapsama alanı iyi olsa da kopma yüzünden problemler çıkardığını kendilerinden öğrendim. Listede diğer kulaklık biraz daha farklı bir tasarıma sahip olan kafa üstü diyebileceğim Anker'in Soundcore Live Q10 modeli bir kulaklığı var sevgili arkadaşlar. Bu kulaklığın fiyatı da şu sıralarda 330 ila 350 TL bandında geziniyor. Anker'in bu kulaklık modeline baktığımızda en çok öne çıkan konu aslında kulak içi kulaklık sevmeyen ya da alışamayan kullanıcıları mutlu edecek bir tasarıma sahip. Malzeme kalitesiyle giriş seviyesinin biraz üstünde olan bu kulaklığın ses kalitesinin de gayet tatmin edici olduğunu sizlere aktarabilirim. Deneyimlediğim bir kulaklık arkadaşlar bu kulaklık. Ve tabii bir de şöyle bir notumuz daha var. Aslında en öne çıkan şeyi 60 saate varan bir pil ömrü var bu kulaklığın. Dolayısıyla oldukça uzun bir pil ömrüne sahip olmasından dolayı, aynı zamanda da tasarımıyla kulak içi dışında bir tasarıma sahip olmasından dolayı sizlere önerebileceğimiz bir model olarak karşımıza çıkıyor. Hi-Res Audio sertifikasına sahip olan bu kulaklık aslında hem bas konusunda hem de sesin temizliği konusunda da listedeki en iddialı modellerden biri olmayı başarıyor. Tabii bu fiyat bandında çok fazla bir aktif gürültü engelleyici özelliği beklememek lazım kulaklıklardan. Zaten bu modelde de yine bunu göremiyoruz. Tabii ki listede olmazsa olmaz kulaklık modellerinden bir tanesi olan AirDots Basic 2 modeline de yavaştan bir geçelim, bakalım bu kulaklık bizlere neler sunuyormuş. Bu kulaklık listedeki aslına bakarsanız en uygun fiyatlı kulaklık olmasına rağmen bir konuda çok büyük bir eksisi var diyebilirim sizlere arkadaşlar. Fiyatıyla tabii ki ses kalitesini karşılaştırdığımızda yeterli seviyede diyebilirim. Çünkü 125 ila 150 TL arasında bir kablosuz kulaklıktan bahsediyoruz. Ergonomik olarak kulağınızı bir miktar rahatsız edebilecek bir tasarıma sahip, ama eğer rahatsız etmiyorsa ses kalitesini bu fiyatta yeterli bulabilirsiniz. Ancak mikrofon kalitesi için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çünkü mikrofon konusunda oldukça yetersiz bir model bu kulaklık. Peki listede neden burada derseniz de hemen onu da sizlere aktarayım. Xiaomi gibi kendini kanıtlamış bir markanın en uygun fiyatlı kulaklığını sizlere, kablosuz olarak bizlere sunduğu kulaklığını aktarmak istedik. Çok da tercih eden var. Çok seven de var bu kulaklık modelini. Dolayısıyla bu listede mutlaka yer alması gerekiyordu. Jabra Elite 25E modeli listedeki ilginç tasarımlı bir ürün. İlginç diyorum çünkü diğer kulaklıklardan farklı bir tasarım sahip. Aslına bakarsanız net de şunu söylemek lazım. Özellikle çok sık telefon görüşmesi yapan insanlar için oldukça iyi bir model bu. Çünkü mikrofon kalitesi diğer kulaklıklara göre çok çok daha iyi bu üründe, tasarımı sebebiyle. Bu üründe de yine Jabra'nın üstün ses kalitesi yeteneklerini görebilmemiz mümkün. Dinamik sürücülerine baktığımız zaman bu kulaklığı da oldukça tatminkar buldum ve 490 ile 500 TL bandında değişen bir fiyatı var. Dolayısıyla bu fiyat bandında bulursanız, tasarımını da hoş severseniz rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Razer'ın hem Red kablosu kulaklıklarına baktığımızda ise Razer'ı zaten hepiniz biliyorsunuz arkadaşlar. Bilmeyenleriniz için de tekrardan aktarayım. Dünyadaki en kapsamlı oyuncu ekipmanı üreten firmalardan bir tanesi Razer ve kablosuz kulaklıkların hemen hemen hepsinde çok düşük gecikme süreleri var. Ses kalitelerinde de çok çok iyi seviyede. Aynı zamanda da ayrıntıları çok iyi verebiliyor Razer'ın kablosuz kulaklıkları. Bu modelde de bu ayrıntıların tamamını görebiliyoruz ki fiyatı zaten bu fiyat seviyesinde en tercih edilebilir ürünlerden bir tanesi oluyor. 460 ila 480 TL bandında değişen bir fiyat etiketine sahip bu kulaklık modeli. Dolayısıyla alınabilir mi derseniz, eğer mobil oyunu çok seviyorsanız ve iyi bir de kablosuz kulaklığa ihtiyacınız varsa ve bu fiyat bandında arayıştaysanız bence tercih edilebilir bir model. Tabii ki kulaklık listesinde olmazsa olmaz ses ürünleri üreticilerinden bir tanesi JBL sevgili dostlar. JBL'in T500 BT modeli de listede kendine yer bulmayı başardı. Özellikle fiyatı ve bizlere sunduklarıyla da oldukça tercih edilebilir bir ürün. 380 ila 400 TL bandında bir fiyat etiketine sahip olan bu ürün günlük kullanımlarda sizin işinizi
sesinizi kulağa tam kavraması sebebiyle böyle kulağın üstüne koyduğunuzda kulak üstü bir kulaklık modeli. Ancak buraya oturttuğunuzda kulağınızın etrafını rahatlıkla kapatabiliyor ve otobüste olsun, metroda olsun bir şekilde işinizi görebiliyor. Ama gün sonunda baktığımızda arkadaşlar telefonla konuşmaya çok uygun bir kulaklık modeli değil. Ancak oyun için alıyorsanız ya da böyle çok ufak tefek müzik dinlemeleri için alıyorsanız gün içinde rahatlıkla işinizi görebilecek bir ürün. Pil ömrü de şöyle söyleyebilirim sizlere. Haftada bir eğer günlük içerisinde 3 saatten fazla kullanmıyorsanız şarj etmeniz mümkün olabiliyor bu modelde. Listemizdeki son kulaklığa baktığımızda çok sorulan bir marka, son dönemde de çok sevilen bir marka olmaya başlayan Tautronics'in Sound Liberty 92 modelini görüyoruz arkadaşlar. Bu modelde enteresan özellikler var gerçekten. Hem suya ve toza karşı dayanıklılık ufak tefek bir özellikleri var. Aynı zamanda da sürücüleri 13 mm. 13 mm'lik bir sürücü çok çok iyi bir ses kalitesini bizlerle buluşturabiliyor. Hepsinin yanı sıra tasarımı olsun, bizlere sunmuş olduğu ses deneyimi olsun ve ergonomik yapısı olsun. Tabii ki en önemli konu da fiyatı olsun bu kulaklıkta. Çünkü 230 ila 250 TL bandında bir kulaklık bu model. Tabii burada suya dayanıklı dedim sizlere ama şunu da hemen aktarayım arkadaşlar. IPX8 sertifikasına sahip. Yani buradaki bahsettiğim su kulağınızdayken yağmur yağdığında hani çok yağmurun altında kalmadığınızda ya da spor yaparken terlediğinizde vesaire bu cihazı bir şey olmayacağı anlamına geliyor. En azından belli bir süre cihazın kendini koruyabildiği anlamına geliyor. Kalkıp bunda denize havuza tabii ki girmemeniz de lazım. Öyle bir ürün değil. Dediğim gibi hem tasarımı olsun hem ses deneyimi olsun hem de malzeme kalitesi olsun bu fiyat seviyesinde tercih edilebilir bir ürün olabilir bu modelde. Ve listemizdeki son ürün de buydu. Listede sizlere aktardığımız kulaklıkların tamamını biz tabii ki test amaçlı ve çok çok kısa sürelerde test edebiliyoruz. Aranızda bu ürünlerden kullananlarınız varsa sizler de yorumlarda kendi yorumlarınızı bırakabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ve bizden daha fazla böyle fiyat karşılaştırma listesi istiyorsanız da yine bizlerden isteklerinizi aşağıya bırakmayı ihmal etmeyin diyeyim. Videoyu da beğenmeyi de unutmayın lütfen. Ricamızı da buradan iletelim. İki yanında bulunan WebTekno Plus içeriklerini izleyebilir ve hemen ortada bulunan bağlantıdan da kanalımıza abone olabilir. Videolarımızı kaçırmayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın efendim.